Kemal Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun Cemal Bey. Sağ olun. Şimdi çok kısası önce bir ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Cemal Altındağ kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Cemal Altındağ, ben 1964 doğumluyum. Adıyaman Gerger Gülyurt köyünde doğumluyum. İşte 76'larda Adana'ya geldim. Sol akılda oturuyorum. 3 sene sol akılda muhtarlık yaptım, 15 yıl. Şu anda emeklisiniz. 5 yıl Adana Erciyes Dernek Başkanlığı yaptım. Evet. Şu anda emekliyim. Şu an Yüreğir Belediye Meclisi'nde üye meclis üyesiyim. Evet, aynı zamanda da işletmeciyim. İşte böyle bir şey aklımda. 3 sene önce burayı işte bir arkadaşlarımızla yaptık burada. Büyükşehir Belediyesi'nde kiraladık burayı. O Seyhan Belediyesi'ne ait. Hayır, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yer olarak. Ve yaptık, güzel oldu. Kaç metrekare bir tesisteyiz şu anda? 300-400 metrekare bir tesis. Evet. Güzel yani. Burayı daha güzel oldu. Eskide biraz şeydi buralar ama şu anda güzel cazibe oldu. Cazibe haline getirdi diyebiliriz. Etrafta bir, çeşitli çalışmalar yapılmış. Cazibe bir hale getirdik. Şu anda işte Adana'ya gelip de yani buraya gelen arkadaşlarımız rahatlıkla gelip oturabilirler. Dinlenebilirler. Ailesiyle, keyifli, ailesiyle, huzurlu bir şekilde. Evet. Keyifli bir yer oluşturmuşsunuz. Oluşturmuşuz. Gayet güzel. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz burada? Yani burada 300'e yakın ağırlayabiliyoruz. Oturma kapasiteniz evet, var. Evet, özel var. Anladığım kadarıyla kahvaltıyla başlayan bu yoğun tempo gün içerisinde nasıl devam ediyor? Neler var menümüzde? Kahvaltımız çok çeşitli bir kahvaltımız vardır. Kahvaltı da alanda ithaliyim yani. Evet. Ayrıyeten yemeklerimiz de var. Yani burada şey olarak bir kebap yok bizde, bir sulu yemek yok. Onun yoksa haricinde her şey. Her şeyimiz var. Mevcut. İtalyan mutfağı. Alakart bir İtalyan mutfağından evet, bahsediyoruz. İtalyan mutfağı. Bir de aşçım da iyi daha doğrusu. Ustamız da iyi. İstanbul'da yetiştiği için. Peki orayı açmışken hemen mutfak bölümünden bahsedelim. Günlük hazırlıyorsunuz taze. Günlük taze. Bizde şey yok yani her şey. Biz kendimiz çok şeyleri kendimiz hazırlıyoruz. Tereyağları mesela köyden getiririz. Kendi evet, ineklerimiz doğal. Var. Doğal. Doğal. Yoğurtu oradan getiririz doğal. Yani çok günlük şeyleri. Etimizi zeytini alıyoruz. Kendimiz yaparız. Almam evet. Doğal. Yani çok şeyi doğal. Mesela hamburger eti ben dışarıdan almam. Kendim gidip kasapta özel et alırım, getiririm burada, benim aşçım yapar. Kendiniz hazırlıyorsunuz. Kendimiz hazırlarız. Yani elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz. Gelen müşterilerimize en iyi hizmet sunmak, en iyi hizmet sunmak için uğraşıyoruz. Evet, gayet güzel. Peki yani, burası saat kaç kaç aralığı açık? Burası 24 saat açık desem. Kapalı değil. Kapalı değil. Hayır. Çünkü aslında. Burası Merkez Park'ın içi olduğu için yani insanlar gece saat 2'de gelir Adana'ya. Hani gelip burada oturabilir. Evet. Şimdi burada çok güzel de bir görünüm manzaramız. Buranın ismini zaten böyle arkadaşlar arasında konuşurken stresin atacağı yer. Yani adresi burası. Yani evet. Stres adresi evet. Burası. Açina Kondo Kafa. Peki. Şimdi sektörle ilgili geçen süreden nasıl, memnun musunuz? Memnunuz. Beklentileriniz yani, neler? Şu anda zaten yani Türkiye'de hiç kimse memnun değil de yani şey ama iyi yani çok şükür ekmek yiyoruz. Çorbamız kaynıyor. Evet. Önümüze ekmek götürüyoruz. Evet. Buna şükür ediyoruz. Evet. Yanımda da 6-7-8 adam çalıştırıyor. Bunda da mutluyum. İstihdam sağlıyorsunuz. O istihdam sağlıyoruz. İnsanları yönmelerini akşam veriyoruz. Ben mutlu oluyorum yani. Evet. Gayet buradan. Güzel. Peki. Şimdi öncelikle keyifli bir sohbetti. Size teşekkür ediyoruz. Bir ben de sizi teşekkür şöyle ediyorum. Destekleyen, tercih eden Adana halkına bir teşekkürümüzü alalım. Kapanışı yapalım. Tüm Adanalılara özellikle sizin bunu hazırladığınız için sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Adana halkına, herkese teşekkür ederim. Herkes bizim canımızdır, evet, yerimizdir, evet. Arkadaşımızdır, dostumuzdur. Gelen gelmeyene herkese teşekkür ederim. Peki, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet, Adana'ya yolu düşen herkesi buraya davet ederim. Bekliyorum. Gelsinler. Burası lokasyon olarak neresi şu anda Adana'nın? Burası Seyhan Nehir'in bitişi. Evet. Merkez Park'ın içi Adana'da. Evet, hemen yanınızda bir AVM var. Orada arka AVM tarafındayız. Var. İşte burada bir de sosyal aktif bir şeyler var. Kondolumuz var aslında burada. Büyükşehir Belediye'miz çok güzel çalışıyor burada. Kondolar var. Yani Venedik'e gitmeye gerek yok. Burada kondolar var. Burada gezebiliyorsunuz. Tabii gezebiliyorlar. Evet. Gelenler geziyorlar. Ve burada bir uçak işte gemi kültür müzesi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Güzel bir kültür müzesinin içerisine de. İçindeydi yani bir evet. Sosyal aktifli bir yer yani burası. Gayet çok güzel. Nezih bir yer, hoş bir yer. Herkesi beklerim. Evet, herkesi de davet etmiş olalım. Burayı tanımayan, bilmeyenler misafirlerimize. Peki ben bekleyin. Size, oğlunuza, çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı kutluyorum. İlerleyen zamanda inşallah farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum sizlere.